Avax üzerine yapılan açıklama fiyat tahmini mi diyeyim demeyeyim mi bilmiyorum. Bunun üzerine konuşacağız. Büyük ayı traderı Il Capo of Crypto bu altcoin %75 değer kaybedecek dedi. 2023 sonu planını açıkladı. Bu Capo bildiğiniz soytarı, şaklaban yani. Hiçbir etik değeri yoktur kendisine. Sadece soytarlık üzere çıkar. Piyasanın içinde gibi görünüp aslında piyasaya aynı zamanda ciddi şekilde bir food haber pompalar kendisi. Ya bu tarzda, bu minvalde hareketleri çok fazla bilinmektedir, görülmektedir. Yani sürekli adam çıkıyor ve piyasaya bir, diyorum ya, food haber pompalayıp duruyor. Sanki böyle piyasanın içinden biriymiş gibi gözüküyor olmasına rağmen, işte ben de piyasadanım falan. Sürekli altcoinlerle alakalı alakasız yerlerde düşüş haberleri pompalar. Şimdi düşüş beklemekle düşüş haberi pompalamak arasında tabii ki de çok ciddi bir fark bulunmaktadır. Öyle ki eğer ki düşüş bekleniyorsa bu açıklanır, duruma binaen bir strateji belirlenir vesaire vesaire. Ama eğer ki düşüş beklenmiyorsa, daha doğrusu mesela burada beklediğini söylüyor. Diyor ki 2,62'lere düşecek. Şimdi buna, yani bununla alakalı sebep vermiyorsan sen soytarılık yapıyorsun demektir. Sadece laf konuşuyorsun. Yani fikir ifade ediyorsun. Hani diyorlar ya işte ifade özgürlüğü, fikir, her fikre saygı. Hayır, her fikre saygı duymam ben mesela. Niye böyle bir fikre saygı duyayım? Bu şekilde bir şey söylüyorsan, eğer altını doldurursan ona saygı duyarım. Belki yine yanlıştır ama saygı duyarım. Yani art niyetli değildir denir hiç değilse. Zaten piyasayı sürekli şortlayan birisidir bu. Yani sürekli şortlar. Tamam mı? Ve bu noktada manipülasyon yapmaktan da işte bu şekilde geri kalmayan birisidir. Buradaki yaptığı açıklamalar da doğru değildir. Çok fazla ayı lehine olduğu için eleştirilen kripto para analisti Il Capo of Crypto 2023 yılı geri kalanı için planını açıkladı ve Evalanche altcoin için büyük düşüş tahminini paylaştı. Bakın şöyle, ayı yanlısı ben mesela, hani ayı yanlısı boğa yanlısı değilim. Sonuçta ikisi de piyasada var. İkisi de lazım. Yani ayı da lazım tabii ki. Ayı sezonunun da muhakkak gelmesini isteriz ki boğa ile birlikte, ki inanın bana boğada ayının gelmesini istersiniz bir süre sonra. Tamam dersiniz, yani artık yeter. Mesela ciddi kar aldınız mı? Ya tamam diyeceksiniz. Emin olun, tamam, kafi. Fiyatlar gel, adam akıllı şöyle bir düşsün artık. Tekrar bir ayıya girelim. Yeniden alım yapayım dersiniz. Çünkü döngüyü de görmüş olursunuz, tadını da almış olursunuz. Bu noktada yeniden iyi bir katlama için tekrardan pozisyon beklersiniz. Çünkü boğada girecek haliniz yok. Daha bunun bir anlamı olmuyor. Mesela Bitcoin 200-300 bin dolar gör, ne yapacaksın? Alım mı yapacaksın? Asla. Hiç mantıklı değil. Yani ayı gelsin ki dip fiyatları değerlendireyim dersin. Hepimiz diyoruz. Mecbur. Ama bu noktada ayı sezonu, şimdi alım yapmak için istemek ayrı. Kapo diyor ki ayı sezonu sürekli piyasayı şortlayalım. Ya bunun adı, diyorum ya, bunun adı soytarlık yani. Sen yani piyasanın ilerlemesini istemiyorsun ki, senin piyasayla bir işin yok. Sen milletin sadece sırtına basmak için bu piyasaya girmişsin. Bildiğin milletin, yani millet benim ayağımın altında paspas olsun, ben de üstünden para kazanayım diye girmişsin yani piyasanın içerisine. O yüzden saygı duyulacak bir yanı da yok yani. Ve sürekli altcoin'ler üzerine şey veriyor. Food haber veriyor. Avax 2 dolara düşecek. Bitcoin yok. Şeyde de aynısını yaptı. Bu ayı sezonu esnasında da, yani 2022'yi kastediyorum. 2022'de de hani bu ayı sezonu esnasında fiyatlar sürekli geri çekiliyor falan. Yine aynı teraneleri döndürdü. Yok Bitcoin İşte 10 binin altına düşecek. Yok 8 bin dolara düşecek.
Yok Ethereum işte 300 dolara mı düşecek ne diyordu. Yani böyle böyle şeyler sürekli söylüyordu. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Al Bitcoin 8 bin dolara mı düştü? Yani bu şekilde açıklamalar yapıyor. Avax'la alakalı da şimdi 2 dolara kadar düşeceğini söylüyor. Bunu aslında söyleyen tek kişi değil kendisi. Bu arada Avax'a baksanıza çok ciddi iğnelemiş. 2 dolara düşecek diyen tek kişi değil. Bu söylemin çıkış yani orijin noktası Avax'ın bu seviyelerinde bir destek noktasının bulunması. Tabi internet inşallah müsaade ederse etti. Bakın 2.64'lerde desteği bulunuyor. Buralara kadar geri çekilme noktasında hareket edeceği iddia edildi. Ki bu seviyelere kadar da adam akıllı bir destek yok. Avax 9.6'ları kırdıktan sonra bu sesler yükseldiğinde bir videoda dedim ki bak arkadaşım bu iş iğne delik muhabbetiyle olmuyor. Yani iğne delikten geçti düşer aşağı, iğne delikten geçti düşer aşağı öyle bir şey yok. O şekilde bir durum yok. 9.6'nın altına düştüğü zaman coin alım baskısıyla karşılaşıyor. Çünkü çok ciddi bir alım fırsatı olduğunu herkes biliyor. Ne oldu? Aynen öyle oldu. Ki bunlar olurken bak piyasada Avax bu denli patlamaları verirken BTC yine yüksek dominansla çat aşağı, çat yukarı, çat aşağı, çat yukarı. Yani sarsıp duruyordu buna rağmen oldu. O yüzden o işler öyle olmuyor. İlk kapo Avax fiyatının mevcut 10,5 dolarlık seviyesinden 2.62'ye düşeceğini iddia etti. Analist 2023 yılının diyor basitçe şöyle açıkladı. Gürültüye kulaklarını tıkayıp hayatına ve analizlerine konsantre olmak ilk kapıya göre bu yaklaşım şimdiye kadar başarılı oldu ve portföy 2023 boyunca yeşil renkte kaldı. Başa baş seviyesindeki CRO ve zararda olan TRX hariç tüm kısalarda BNB, Waves, Matic ve Sol kârda olduğunu söyler. Bu şekilde bakarsanız olaya kaybedersiniz. Ya siz bu zırtoya bakmayın. Bunun bir cacıktan haberi olduğu yok. Sürekli piyasayı shortlayıp duruyor. Sürekli shortlayıp duruyor. Şey gibi yani herif kanser hücresi gibi tamam mı? Sürekli shortluyor, food haber yayıyor falan tarzında. Fatman gibi takılan bir adam. Var böyle tipler. Siz işinize bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.